Arapçada kelime ve cümle çeşitleri. Arapçada kelime çeşitleri isim, fiil ve harf olmak üzere üçe ayrılır. Medrasetun, el-muallimetu, kitabun isme, derese, alime, ketebe, fiile, en, enne, fi, ala ve bi ise harfe örnek olarak gösterilebilir. İsimler anlamlarıyla ve şekilsel özellikleriyle diğer kelime çeşitlerinden ayrılırlar. İsmi, fiil ve harflerden ayıran başlıca şekilsel özellikler şunlardır. İsmin başına el takısı gelir. Fiil ve harflerin başına el takısı gelmez. El camiatu, el cibalu, el faslu, el turabu kelimelerinde her ismin başında el takısı görülmektedir. Ya, eya, a, eyyuha, eyyetuha gibi nida harflerinden birisi ismin başına gelebilir. Fiil ve harflerin başına nida harfleri gelmez. Ya Aliyu, ahsin ilal fakir. Ey Ali, fakire iyilik yap cümlesinde ya nida harfidir. Aliyu, nida harfinden sonra gelmiş isimdir. İsmin sonuna tenvin gelebilir. Fiiller ve harfler tenvin almazlar. Şu örnekleri inceleyelim. Câe sâdıkun, sadık geldi cümlesinde sâdıkun kelimesi tenvinli bir isimdir. Râeytu racülen fil hadîkati, bahçede bir adam gördüm cümlesinde racülen ve el hadîka kelimeleri isimdir. Racülen tenvinli bir isimdir. El hadîka hem eliflam almış hem de başına cer harfi gelmiş bir isimdir. İsmin sonuna ta el merbuta ya da kapalı t de denilen yuvarlak t gelebilir. Seyyaratun, el medresatu, nafizatun kelimelerinin her birinde olduğu gibi. İsim isnadı kabul eder yani musnet ileyh olur. Fiil ise musnet yani isnat edilendir. Musnet ileyh olmaz. Şu örnekleri inceleyelim. Name Aliyun, Ali uyudu cümlesinde name fiili musnet, Aliyun ismi fail musnet ileyhtir. El kitabu mufidun, kitap faydalıdır cümlesinde el kitabu ismi mübteda musnet ileyhtir. Mufidun kelimesi haberdir, musnettir. İsimler cümle içerisinde merfu, mansup ve mecrur konumlarında bulunabilirler. Ancak meczum durumda olmazlar. Mecrur olma sadece isme ait bir özelliktir. Mudari fiillerde yerine göre merfu ve mansup olabilirler. Ancak hiçbir zaman mecrur olmazlar. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Zehebel muallimu, öğretmen gitti cümlesinde el muallimu ismi damme ile merfudur. Ra'eytul muallime, öğretmeni gördüm cümlesinde el muallime ismi fetha ile mansuptur. Sellemtu alel muallimi, öğretmene selam verdim cümlesinde el muallimi ismi kesra ile mecrurdur. Men ente, sen kimsin cümlesinde men ismi mebnidir. Sonunda sükun olmasına rağmen meczum değildir, mahallen merfudur. Fiiller, zamana bağlı olarak bir anlam ifade eden, eylem, iş, oluş bildiren kelimelerdir. Fiiller el takısı almazlar, yuvarlak ta almazlar, fiiller cer harfi almazlar. Madi, mudari ve emir olmak üzere üç kısma ayrılırlar. Madi fiil, Türkçedeki geçmiş zamandır. Ketebel müderrisu, öğretmen yazdı cümlesinde ketebe madi fiildir. Celeser raculu, adam oturdu cümlesinde celese madi fiildir. Çekimde fiile bitişen müenneslik t'si, çekimde fiile bitişerek özne görevi yapan zamirler te, ti, tu, tuma, tum, tunne sadece madi fiilde yer alır. Katepte, katepti, kateptu, kateptuma, kateptum, kateptunne örneklerinde olduğu gibi. Madi fiilin başına kad edatı gelebilir ve kesinlik anlamı katar. Madi fiilin sonu mebnidir ve hiçbir zaman değişmez.
Mudari fiil, Türkçedeki şimdiki zaman ve geniş zamanı karşılar. Mudari fiilin başına mudarat harfleri adı verilen elif, t, y ve nun harflerinden biri mutlaka gelir. Ahrucu, tahrucine, yahrucu, nahrucu fiillerinde olduğu gibi. Mudari fiilin başına fiilin sonunu cezmeden lem ve lemma edatları gelebilir. Lem yethab, gitmedi. Lemma yethab, henüz gitmedi cümlelerinde olduğu gibi. Mudari fiilin başına gelecek zaman anlamı katan se ve saufe edatları da gelebilir. Seyahrucu, çıkacak. Saufe yeclisu, oturacak cümlelerinde olduğu gibi. Mudari fiilin başına kad edatı da gelebilir. Bu durumda fiile ihtimal anlamı verir. Kad nethebu, gidebiliriz, gitme ihtimalimiz var cümlesinde olduğu gibi. İsimlerin başına kad edatı gelmez. Mudari fiilin başına en, len, key, izen nasbedatlarından biri gelebilir. Uridu en aktube risaleten, bir mektup yazmak istiyorum cümlesindeki ektube fiili gibi. Mudari fiil, madi fiil gibi mebni değildir. Yani sonu kendisinden önce gelen edatlara göre değişebilir. Merfu, mansup ya da meczum olabilir. Ama hiçbir zaman mecrur olamaz. Uridu fiili, merfu, mudari bir fiildir. En ektube ifadesindeki ektube fiili, en nasbedatından dolayı mansup, mudari fiil olmuştur. Lem aktub ifadesindeki aktub fiili, lem cezmedatından dolayı meczum, mudari fiildir. Lem yermi ifadesindeki yermi fiili, yine lem cezmedatından dolayı meczum, mudari fiildir. Arapçadaki fiil çeşitlerinden üçüncüsü emir fiildir. Bir işin olmasını veya yapılmasını istemek için kullanılan kip emirdir. Uktub yaz, eclis otur, uthul gir ifadeleri emir fiili örnek olarak gösterilebilir. Emir fiiller mebnidir, sonları asla değişmez. Arapçada isimler ve fiillerden sonra ele alacağımız üçüncü kelime çeşidi harflerdir. Kelime çeşidi olarak ele aldığımız harf, alfabedeki harflerle karıştırılmamalıdır. Burada harf ile tek başına bir anlamı olmayan ancak başka kelimelerle birlikte anlam ifade eden edatlar kastedilmektedir. Harf olan kelimeler mebnidir, sonları asla değişmez. Harflerde isim ve fiillerdeki şekilsel alametlerin hiçbirisi bulunmaz. Cer harfleri, atıf harfleri, nasb edatları, inne ve benzerleri kelime çeşidi olan harflerdendir. Harflerin bazıları amildir. Yani başına geldikleri kelimelere etki ederek sonunu değiştirirler. Cer harfleri başlarına geldikleri kelimelerin sonunu cer ederler. El muallimu fis saffi cümlesindeki fi cer harfi gibi. İnne ve benzerleri isim cümlesinin başına gelir. İsim cümlesindeki mübdedayı nasb haberi ref ederler. İnnel hafilete seri'atun cümlesindeki inne gibi. Harflerin bazıları ise önlerine geldikleri kelimelerin sonuna tesir etmezler. Hel ra'eytel ustaze, hocayı gördün mü cümlesindeki hel istifham harfinin yani soru edatının cümledeki kelimelerin sonuna herhangi bir etkisinin olmaması gibi. Arapçada cümle çeşitleri ikiye ayrılır. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Arapçada cümle çeşitleri. 1. İsim cümlesi. Arapçada isimle başlayan cümlelere isim cümlesi denir. İsim cümlesinin iki temel öğesi vardır. Mübdeda ve haber. Mübdeda isim cümlesinin öznesidir. Genellikle marife yani belirlidir ve daima merfudur. Haber, isim cümlesinin yüklemidir. Normal cümle dizilişinde mübdedadan sonra gelir. Haber de daima merfudur. Mübdeda ve haber arasında erillik, dişillik ve sayı bakımından uyum aranır. İsim cümlesi örnekleri. El-gurfetu
Vasiatun, oda geniştir cümlesinde el gurfatu mubteda, vasiatun haberdir. El kitabu cemilun, kitap güzeldir cümlesinde el kitabu mubteda, cemilun haberdir. At talibani nacihani, iki öğrenci başarılıdır cümlesinde at talibani mubteda, nacihani haberdir. El-muallimune nacihune, öğretmenler başarılıdırlar cümlesinde el-muallimune mubteda, nacihune kelimesi ise haberdir. El-muallimatu nacihatun, bayan öğretmenler başarılıdırlar cümlesinde el-muallimatu mubteda, nacihatun haberdir. Babul beyti meftuhun, evin kapısı açıktır cümlesinde babu mubteda, meftuhun kelimesi haberdir. El muallimune nashitune fi amelihim, öğretmenler işlerinde aktiftirler cümlesinde el muallimune mubteda, nashitune haberdir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi mubteda nekre, haber ise cer harfi ve mecrurdan oluşuyorsa haber önce, mubteda daha sonra gelir. Fil beyti raculun, evde bir adam var cümlesinde fil beyti haber, raculun kelimesi mubtedadır. Arapçada cümle çeşitlerinin ikincisi fiil cümlesidir. Arapçada fiil ile başlayan cümlelere fiil cümlesi denir. Nezele selcu, kar yağdı cümlesinde nezele fiil, es-selcu faildir. Fiil cümlesi en az iki öğeden oluşur. Fiil ve fail. Fiil, madi, mudari ya da emir fiil olabilir. Fiil ve fail arasında erillik dişillik uyumu bulunması gerekir. Aşağıdaki örnekleri fiil-fail uyumu bakımından inceleyelim. Ketebe Aliyyuni derse, Ali dersi yazdı. Ketebet Fatimatu derse, Fatıma dersi yazdı. Birinci cümlede cümlenin faili Aliyyun kelimesidir. Bu yüzden fiil ketebe şeklinde gelmiştir. İkinci cümlede cümlenin faili Fatıma kelimesidir ve bu yüzden fiil ketebet şeklinde gelmiştir. Arapçada fail daima merfudur. Eğer anlam fiil ve fail ile tamamlanıyorsa, yani fiil lazım, bir başka ifadeyle geçişsiz, nesne almayan bir fiil ise, fiil cümlesi olabilmesi için başka bir öğeye ihtiyacı yoktur. Name radiyo, bebek uyudu cümlesi gibi. Name fiil, radiyo faildir. Eğer cümlede anlam fiil ve fail ile tamamlanmıyorsa, yani fiil müteaddi, bir başka ifadeyle geçişli, nesne alan bir fiil ise, üçüncü bir öge daha bulunur ve o da mef'uldür. Ra'a Hasanun Esed'en, Hasan bir aslan gördü cümlesi gibi. Ra'a fiil, Hasanun fail, Esed'en mef'uldür. Fiil cümlesi örnekleri. Qara'at talibu kıssaten, öğrenci bir hikaye okudu. Yel'abul veledani, iki çocuk oynuyor. Tel'abul bintani, iki kız oynuyor. Sallal muslimune fil mescid, Müslümanlar mescitte namaz kıldılar. Salletil muslimatu fil mescid, Müslüman bayanlar mescitte namaz kıldılar. Ra'aytu racülen, bir adam gördüm. Örnek cümlelerde mavi ile yazılan kelimelere dikkat edildiğinde bunların fiil olduğu görülür. Kırmızı ile yazılan kelimeler fail, yeşil ile yazılanlar mef'uldür. Bu cümleler fiil ile başladığı için fiil cümlesidir. Örneklere dikkat edilirse fail ister tekil, ister ikil, isterse de çoğul olsun fiil daima üçüncü tekil şahıs kipinde gelmektedir. Fiil ve fail arasında sadece erillik dişillik açısından uyum bulunmaktadır. İsim cümlesi ve fiil cümlesi arasındaki farkı gösteren aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Yakra'u Aliyyuni derse, Ali dersi okuyor cümlesi, yakra'u fiiliyle başladığı için fiil cümlesidir. Aliyyun kelimesi cümlenin failidir.
Aliyun yakra'u derse cümlesi ise aynı kelimelerden oluşmakla birlikte Aliyun ismiyle başladığı için isim cümlesidir. Cümlede Aliyun kelimesi müptedadır.